Hanımefendi merhaba, İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı? Var mı adayım? Hangi kanal bu? YouTube Değirek. Tabii ki İmamoğlu. Neden? Ne Bayraktarı? Bu kadar. Arkadaşlar seçim anketi yapıyoruz. Oy kullanabiliyorsanız İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı? İmamoğlu, kesinlikle. İmamoğlu. İmamoğlu. Neden? İmamoğlu. İmamoğlu. Selçuk Bayraktar kim? İmamoğlu tabii ki. Ne der? He? Memnunuz da oysa. Abim İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı? Aman boşver. O işler geç. Niye öyle uzatıyorsun? Ne konuşuyor? İmamoğlu mu yoksa Selçuk Bayraktar mı İstanbul seçimleri için? Selçuk Bayraktar. İmamoğlu neden? Kim oluyor? İstanbul Belediye Başkanı abi. Selçuk Bayraktar. Neden? Her zaman AK Parti belediyelikçe çok daha başarılı diye düşünüyorum. Kendim de destekliyorum Selçuk Bayraktar'ı. Yaptığı işler de gayet güzel ve başarılı. Ülkemiz için inşallah bu nasıl olursa memnun oluruz. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Ay Ekrem İmamoğlu tabii ki. Neden? Yani asil, en azından öyle. Seviyoruz kendisini. Eğer bizi dinlersek sevgilerimizi gönderiyoruz. Size soralım. İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı İstanbul için? Erdoğan. İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı İstanbul için? İmamoğlu. İyi insan, ne yapayım? Ne diyeyim? Merhaba, İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı? İmamoğlu tabii ki. Onu çok seviyorum. Arkadaşlar merhaba, İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı İstanbul için? İmamoğlu abicim, İmamoğlu. İmamoğlu mu desteklersin yoksa Selçuk Bayraktar mı? Üçüncü bir tercih imkanım yok mu? O zaman ikisi arasında İmamoğlu'nu seçiyorum. Volkan Demirel abi ya. Aynen. Evet abi. Hanımefendi merhaba. İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı? İmamoğlu. Neden? Yaşasın sosyalizm. Abi İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı? Vallahi ben başkan olmayayım. Neyiz, Selçuk? İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı? İmamoğlu derim abi. Neden? Neden? Çünkü ya bir sürü işler yapıyor adam. Yani adam iş yapıyor, bir de adama iş yaptırmıyorlar yani. Merhaba, seçim anketi yapıyoruz. İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı? İmamoğlu. Hanımefendi merhaba, İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı İstanbul seçimlerinde? İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı İstanbul seçimlerinde? Bence Bayraktar. Neden? İyi, neden? Ya bir kere adam okuduğu üniversitelere bak, tamam mı? Eğitim düzeyi olarak İmamoğlu'ndan zaten daha ileride olduğu belli değil mi? Şu siyasi altyapıyı bırak, damadı bırak. Yaptığı İHA'lar, SİHA'lar ortada. Yani en azından çok büyük katkıları var bunun, hani Bayraktar şirketinin başında olması hasebiyle. Eğitim düzeyi olarak çok daha ileride. Şimdi mühendis zekası çok ayrı. Ben fizik mühendisliğinde okuyorum. Bu mühendis kafası, analitik düşünceye sahip olan bir insan siyasal olarak da düşünebilir, sosyal olarak da düşünebilir, diğer durumları da düşünebilir. Bu yüzden İmamoğlu'ndan bence bunu CHP'li ya da herhangi bir partinin muhalefet de bu şekilde düşüneceğini ben zannediyorum kasten. İmamoğlu'nun karşısında Murat Kurum'u çıkartırlar. Onu tanımıyorum desem, Murat Kurum'u. Çevre ve Şehircilik Bakanı'ydı eskiden, evet. Şu anda milletvekili İstanbul'da. Ya onu tanımıyorum. Biz arkadaşla pilav yemeye gidiyoruz. Size görüşürüz. Cidden bu arada bilmediğim için, yoksa daha devam ederdim. Ama ben düşünüyorum ki çoğu kişi zaten Selçuk Bayraktar'ı bular, bulur. Adam çünkü MIT'de doktoraya başlamış, doktorayı bitirmiş. Türkiye'de şu anda MIT'de doktora yapan kaç insan var? Bunun yaptığı ortalamayla okulu bitiren kaç kişi var? Şimdi tamam, her şey akademik değil diyorsun ama bu belli bir zeka altyapısı istiyor zaten. Anlatabiliyor muyum? O zeka altyapısını zaten bu yıllar boyunca arttırmış. Bu yüzden hani kimin damadı, onun oğlu, bunun damadı falan, bunları bırakmak lazım. Yapılan projeler ortada. Adam bayağı zeki, Türkiye'nin en zeki insanlarından bir tanesi bence. Bu yüzden siyaset olarak, ha bu arada Batır'a da bilir onu ben bile, ama ümit ediyoruz ki batırmaz ve daha iyi şeyler yapar. Çünkü bu zeka bakış açısıyla baktığın zaman bazı şeyleri daha geniş perspektiften görebilir. Anlatabiliyor muyum? Selçuk Bayraktar. Neden? Yaptıkları belli, göz önünde. Türkiye'ye yararı olan bir peki, insan. Selçuk Bayraktar değil de Murat Kurum'u çıkartırlarsa İmamoğlu'nun karşısına. Bilmem ama ben Selçuk Bayraktar'ı derim. Hanımefendi merhaba, İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar? İmamoğlu. Abim merhaba, İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı? İmamoğlu tabii ki, Allah'ın izniyle. Seviyorum çünkü çalışıyor adam. İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı? İmamoğlu. Hanımefendi merhaba, İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı diye soruyorum. Size soralım, İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı? Merhaba, İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı İstanbul? İkisi de değil. Var mı adayım? Bağımsız kimse, ona vereceğim. Bir de müteahhit geçmişi olmasın. Müteahhitler batırdılar buraları. Sizin var mı adayınız? Yok. Merhaba, seçim anketi yapıyoruz. İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar? İmamoğlu. Elbette İmamoğlu. Neden? Yani
Yeni bir soluk, yeni bir nefes. Yani şöyle söyleyeyim. 5 yıl daha yapabilir bence. Geçmişte çünkü insanlar görmedi onun ne yaptığını. Çok algılayamadılar. Bir göstersin, bir de onları görelim. Ve de İmamoğlu'ndan önce bu il yaklaşık 4 dönem boyunca aynı zihniyet tarafından yönetilmişti. Artık ondan da sıkılmıştık. İmamoğlu. Teşekkür ederim. İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı? İkisi de değil. İmamoğlu tabii ki. Tercih yapmıyorum. İmamoğlu'da. Arkadaşlar, seçim anketi İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı? Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı İstanbul için? İstanbullular düşünsün. Abim, İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı İstanbul seçimleri? Selçuk Bayraktar. Neden? Vallahi daha iyi çalışmışlar. AKP yani daha önce yaptıkları teminatif. Bugünün teminatı. Arkadaşlar, seçim anketi İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı? Selahattin Demirtaş. Hanımefendi merhaba. İmamoğlu mu, Selçuk Bayraktar mı İstanbul seçimleri? Efendim? İmamoğlu'na mı oy verirsiniz İstanbul'da, Selçuk Bayraktar'a mı? Aday olur. Bence Ekrem İmamoğlu. Neden? Var mı bir nedeni? Bir nedeni var. Geldikten sonra bir sürü güzellikler oldu. Örneğin anne kartı, kreşler, toplu taşıma. Yani şu an aklıma gelen bunlar. Bence Ekrem İmamoğlu. Soralım mı, oy kullanabiliyor musun? Oy bu sene ilk defa kullanacağım ama biliyorum, siyasi şeye karışmak istemiyorum pek. Var mı peki bir adayın? Sadece aday söyle. Aday şu an söylemem. İmamoğlu, Selçuk Bayrak. Selçuk Bayraktar aday mı oluyor? Aday olma ihtimali var. Aday olursa oy verir misin? Onu soruyoruz da. Aday olursa Selçuk Bayraktar'a vermem çünkü siyasete karışmasını istemiyorum. Kendisini bireysel olarak seviyorum. Ekrem İmamoğlu olursa hizmetini gördüm. Yani şehre ilk defa geldim ve farklı hizmetleri de vardı. Ama gizli kalmasını istiyorum oyumun da. Selçuk Bayraktar aday olmasın bence. Biz İmamoğlu'nu destekliyoruz abicim. İmamoğlu ben İmamoğlu'na vermeyeceğim abi ya. çünkü memnun değilim. Yağmur yağıyor. Ben yeni kapıda kaldım. Sel oluyor. Şeyde kaldım. Aynı şekilde Bakırköy'de de vermeyeceğim. Bülent Kerimoğlu'na da vermeyeceğim. CHP'nin belediyeciliğinden memnun değilim. Ama insanlar da şu yüzden oy veriyor. Şimdi AK Parti kazanırsa bizim yaşam tarzımıza bir baskı olacak. Biz bunu da biliyoruz ama hani artık hizmet almak istiyorum. Benim için o yüzden AK Parti'ye atasım da yok ama mecbur atacağız gibi duruyor. Bir de hani bazı şeyleri anlamaları lazım. Belediyenin parasıyla PKK'lı şarkıcıları çıkartıyorlar. Onun dışında zaten sürekli olarak bir HDP ile işbirliği halindeler. Ben bundan da rahatsızım. Bari sesimizi de duymuyorlar. Peki bir önceki seçimde İmamoğlu'na oy verdik. Verdik. Attık. İki turda da attık. Bayağı da destekledik. Her şey çok güzel olacak dedik. Genel olarak memnun değilim ama. Kendisi zaten ortada yok. Siz de fark etmişsiniz. Bir şey oluyor başka şehirde. Ve 14 Mayıs'ta 28 Mayıs. Bu iki turda bu yüzden kaybettiler. Terörle ilişkileri oldukları için kaybettiler. Yine bunu devam ettiriyorlar. Belediyedeki herkes zaten onların adamı. AK Parti olsa yine onlar da yapar. Ben buna bir şey diyemiyorum ama memnun değiliz yani.